Grubun en küçüğü kim? Ben. Sen perküsyon mu çalıyorsun? Konga çalıyorum. Aa, ne güzel, iyi yapıyorsun. Konga ne? Yüzlerindeki ifade, bunu bir şova dönüştürmeleri, müziğin şeyi coşturmaları. Mükemmel bir şey geldi bana ya bu. Bundan 2 sene önce hiçbir enstrümanımız yoktu. Ama şu anda dünyada ilk ve tek olan ahşap müzik atölyesine sahibiz. Köyde başlayıp yurt dışına kadar uzanan uzun bir serüvene sahibiz. Harika bir şey başarmışsınız. Sizi canı gönülden tebrik ediyorum hocam, sizi de. Vallahi. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah. Allah Allah. Okul gezisi gibi ya. Çok güzel. Şapkalar değil mi? Bu sefer sayı daha mı fazla? Evet. Ha, kaçtı, kaç oldu? 12'ydik, 15 olduk. Ha. 3 öğrencimiz daha var. Geçerseniz turu yeni 20 falan olur mu sizin? Yeni katılanlar yok. El kaldırıyor galiba değil mi? Daha fazla düşünüyoruz. Daha fazla. Daha fazla düşünüyoruz. Çok güzel. Okul gezisi tadı var biliyor musun şu an? Sahneye girerken falan. Çok güzel abi. Siz öğretmen misiniz? Evet, ben müzik öğretmeniyim. Müzik öğretmeniyim. Evet. Siz de çok şıksınız. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Hazır mısınız gösteriye? Hazırız. Ben küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Buyurun. Herkese merhabalar. Kompozisyonumuz hakkında küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Kompozisyonumuzun bir yerinde yine bardaklarımızı göreceksiniz. Fakat burada dikkat etmenizi istediğimiz bölüm, öğrencilerimiz bir taraftan ritim çalmaya devam ederken bir taraftan da kendi aralarında sohbet edecekler. Yani beyinlerini ikiye bölecekler. Elleri çalacak, dilleri konuşacak. Ne konuşacaklar abi? Yani onu belirlediniz mi? Öyle havadan belirledik, sudan. Belirledik, evet. Tamam. Beynimizin aynı anda iki farklı işi yapması çok zordur. Bakalım bizim öğrencilerimiz iki işi aynı anda nasıl yapabilecekler? Herkes iyi seyirler. Allah Allah. İlk defa böyle bir şey.
Evet. Evet sevgili izleyenler, Hayatın Ritmini Yakala ekibinin performansını beğendiyseniz bre, beğenmediyseniz ikiye basıyorsunuz. Seda? Ya şu anda bile tüylerim diken diken oldu. Bravo, çok gönülden tebrik ediyorum sizi hocam. Yani süpersiniz. Arkadaşlar süpersiniz, süpersiniz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani bir gösteri bu kadar biz severek, neşeyle ve nasıl diyeyim, çok güzel. Çok sağ ol. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Benim de vallahi yani bu sene izlediğim ve en çok etkilendiğim gösterilerden biri oldu. Başta hocam sizi tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir aktivite yapmak için işin içinde veliler var, derslerden izin alma var, bir sürü sıkıntılar vardır. Küçük yerimiz sosyal aktivite yaptık. Bütün bunları göğüsleyip bir de buraya çıkıp bu kadar güzel performans yapmak, arkadaşlarımı da sizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir performanstı. Hocamın hareketleri de ilginçti ama. Evet. Çok enteresandı, iyiydi. Ben dedim, ben perendayı atıyor dedim. Şimdi taklayı atıyor herhalde dedim. Eğer öyle değilmiş. Onların hepsinin bir işareti var değil mi? Böyle şöyle yapıyorsun filan. Davul çok güzel, bravo. Hepiniz çok yeteneklisiniz. O bize verdiği... Hiç kimse kaçırmadı ya. Evimizin en özel köşesinde duruyor. Hani ismimizle vermiştiniz ya. Evet, evet. Bardaklarımızla. Hatırlatıyorum ki hani yeni bir şey var mı? Var, şapkaları verin bunlara falan diye. Kendi aralarında bak, şapka verin ya. İstiyor bir şey istiyor. Size tekrar hediye getirdik. Birazdan izin verirseniz size takdim etmek istiyoruz. Bir önce oylama bitsin. Oylamadan önce hediye yok. Torpile girer. Oylama sonucu hazır mı? Evet bakalım, Hayatın Ritmini Yakala kaç puan almış seyircimizden? %89 gerçekten bu kadar, biz de beğenmiştik. Tebrik ediyoruz. İçeride bekliyorsunuz çok sonucu. Evet, biraz mutlu olun. Evet. 89 mutlu aldınız. Hayır, onlar sadece iş sırasında mutlular yani, yaparken, ritim tutarken mutlular. Onun dışında böyle bir endişelendiler ama çok yüksek puan. Acaba müzik hocası çok mu sert biri normalde? Ali abi. Hiç öyle koro idaresi görmedim. Duymasınlar da. Öyle gördün mü sen? Ben hiç görmedim. Hoppa, oynuyor zannettim ben. Ben de. Ben de böyle değişik takla falan atacak zannettim. Çömeliyor ya. Baba. Bir anda takla atacak. Ekip bütün aletlere acımasızca girdi şu an. Aa, bu bir skeç mi ya? O nasıl temizleme kanka? Ne oluyor ya? Kötü mü? Ne var? Hayır, çalışılmış bir silme gibi geldi. Aa, bir tek şey... Davulda biraz sıkıntı oldu. Hayır, diğerleri de hepsini anlasın. Davula böyle dana gibi girecekler abi şimdi bak. Danaya girer gibi girecekler. Bak. Eyvah eyvah eyvah. Gir o. Allah kabul etsin. Ama bak, 3'e de böldüler. 7'ye de böldüler. Onu dağıtın fakire birazını. Bir alkış Acun Bey diye prodüksiyonlar. Arkadaşlar gerçekten 14 performans arasından ilk 5'e de girdiniz. Ayrı ayrı hepinizi tebrik ediyoruz. Ama biz de bir karar vermek zorundayız. Kararı hazır olan varsa eğer, Seda Hanım.
bu turda şu anda karşımızda duran bütün performanslar, bunu canı gönülden söyleyebilirim ki çok başarılıydı. Yani benim diğer bölümlerde hep böyle bir falan filan yapıyordum yani, acaba mı diyordum. Şu andaki, yani şu an hepiniz çok başarılısınız. Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Ben kararımı verdim ve hayatın ritmini seçiyorum. Tamam. Bir dakika, bir dakika, sakin daha bir. Daha bir kişi kararını verdi arkadaşlar. Ali abi. Hayatın ritmi. Evet arkadaşlar, bugün açık ara benim de en çok beğendiğim performans olduğu için hayatın ritmini ben de seçiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Fertab abi, arkadaşlar çok iyiydiniz. Eser Bey, bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Tabii ki hepinize buradan teşekkür ediyorum. Ama büyük olmaz, söz vermiştim, çıksam getirecektim diye. Sizi çok seviyorum. Süper. Kısmet olmadı. Burada yarışmak, sizinle birlikte olmak, iki kul sizinle birlikte olmak çok... Abi ben büyük oğlanla seni üç adama davet ediyorum. Kuriste fotoğraf çektirip konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu olurum. Çünkü ben sözümü en azından tutmuş olurum. Tabii gel gel. Bekliyorum. Misafirim ol abi. Oldu, teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Hayatın ritmini yakala da finale çıkıyor. Cool Kids, Rize Street Workout. Üç performansla finalde. Bu akşam bizden bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.